Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıfırdan makyaj videoları eğitim serimizin yeni bölümüyle buradayım. Her pazartesi bu videolar gelmeye devam ediyor. Bugün göz makyajından söz edeceğiz. Göz makyajını ben iki bölümde anlatmayı tercih edeceğim size. Bugün maskaralar, göz kalemleri ve göz fırçalarından söz edeceğiz. İkinci bölümde de farlar, far çeşitleri, göz tipleri ve teknik olarak kaç çeşit teknik var göz makyajı yapımında, bunlardan söz edeceğiz. Burada bir göz makyajı yapımı görmeyeceksiniz bu iki bölümde de. Çünkü neden? Çok çeşitli ve çok farklı, her rengi, her makyaj tarzına göre değişkenlik gösteren bir makyaj çeşidi göz makyajı. Dolayısıyla da burada ben örnek üzerinden anlatırsam yani 20, 30, 40, 50, 60 gider bölümler. Zaten bu yüzden çok çeşitli göz makyajı şeyi var ve dolayısıyla da biz yüzlerce makyaj videosu çekebiliyoruz. Ten makyajının belli başlı kuralları var. Yani belli başlı şeyler yapıyoruz. Onu bir çırpıda anlatabiliyoruz. Ama göz makyajı çok kişisel zevklere hitap eden, daha ayrıntıları farklı olan bir makyaj tarzı olduğu için bunu ben daha genel çerçevede anlatıp özele siz kendi zevkinize göre, kendi tarzınıza göre belirledikten sonra inebileceğiniz bir noktaya gelecek. Bu makyaj okullarında da genellikle böyle anlatılıyor zaten. Kişinin yaratıcılığına bağlı birazcık daha uçurmak göz makyajını. Dudak makyajında, kaş makyajında, işte kontür makyajında falan böyle şeyler çok yok. Çünkü belli başlı kurallar var. Güzelleştirmek için belli başlı teknikler var. Ama iş öbür tarafa geldiği zaman, yani göze geldiği zaman, o zaman durum biraz değişiyor. O yüzden giriş biraz böyle açıklayıcı tuttum. Şimdi hemen fırçalardan söz ederek başlayacağım. Şimdi bir göz makyajı, iyi bir göz makyajı yapmak için bir kere her şeyden önce güzel, tombul bir karıştırma fırçasına çok ihtiyacınız var. Her şeyden önce. Çünkü hangi tekniği uygularsanız uygulayın, nasıl bir göz makyajı yapacak olursanız olun, göz makyajının bir tane kuralı var. Yani kural, bütün bu kuralsızlıklar içerisinde tek bir tane kuralı var. O da çok iyi dağıtmak. Bir far sürdünüz, kalem sürdünüz, herhangi bir şey sürdünüz gözünüze, bunu size en temiz gösterecek, en profesyonel gösterecek şey onun çok iyi bir şekilde karıştırılmış, çok iyi bir şekilde dağıtılmış olması. O yüzden benim önerim, eğer göz makyajı yapmaya çok meraklıysanız birkaç çeşit karıştırma fırçanız olsun. Şimdi ben o çeşitlerin ne olduğunu size hemen göstereceğim. Hatta bunu direkt elime alıyorum. Şimdi bu daha tombul, sık kılları olan ve daha tok bir fırça. Dağıtma fırçası olarak. Bununla mesela gözaltı kapatıcısı dağıtmak da çok kolay. Bu aldığınız farı şak diye oturtur. Ondan sonra size dağıtma imkanı verir. O yüzden bununla dağıta dağıta bir uygulama yapmanız, daha kontrollü bir uygulama yapmanız şu an gösterdiğim fırçayla çok mümkün değildir. Ama böyle bir fırçanız varsa, smoky makyaj yapmayı seviyorsanız çok kolay yaparsınız. Şu fırça, ilk gösterdiğim fırçaysa her türlü göz makyajı yapımında sizin bir numaralı arkadaşınız olacaktır. Bununla isterseniz göz kapaklarınıza pudra sürebilirsiniz. İsterseniz geçiş renginizi zaten kaş kemiğine kadar yaymanıza çok ciddi yardımcı olacak bir fırçadır. Daha dar alanlarda çalışmak içinse şöyle daha kıl boyu uzun ama daha seyrek, daha böyle rahat hareket edebildiğiniz, daha küçük alanlarda şu kemiğin orada çalışmak için size daha çok kolaylık sağlayacak bir tane daha böyle bir karıştırma fırçası edinebilirsiniz. Bu da ona göre bir tık daha küçük olan versiyon. Mutlaka bir tane yani şu boy bir tane karıştırma fırçanız olursa aslında az önce saydığım tüm işlemleri yapabilirsiniz. Bir tane yeterli. Gelelim oturtma fırçalarına. Bu çift taraflı bir fırça. Bunun üzerinden devam edeyim. Bunlar da far oturtma fırçası. Bununla isterseniz toz farı direkt göz kapağınıza oturtabilirsiniz. İsterseniz krem farı, bu kavanozlarda olan krem farları direkt oturtabilirsiniz. Bunlar için çok ideal fırçalar. Işıltılı renkleri göz kapağına oturtmak, onlarla çalışmak için bu fırçalar hayatınızı çok ciddi kolaylaştırır. Bunun da farklı boyutları var. İşte daha tok olan, daha kısa kıllı olan versiyonu var. Bunlar sizin işte zevkinize göre, ne kadar profesyonelleştiğinize göre değişen fırçalar. Gelelim kesik uçlu fırçalara. Büyük bir kesik uçlu fırçadan başladım ben. Bu kadar büyük bir kesik uçlu fırçayla ne yapabilirsiniz? Göz altınıza far sürüp renk oturtmak için kullanabilirsiniz.
Kesik olduğu için çok rahat oturur. Sizin çok rahat şu alanda çalışmanızı sağlar. Kesik uçlu eyeliner fırçalarına, gelirsek de şu boy bir fırçayla siz ancak eyeliner çekebilirsiniz. Bu kadar ince olması lazım ve olabildiğince sert olması lazım. Çok esnek olmaması lazım ki kontrollü bir şekilde eyeliner sürebilin. Bir de şöyle düz küçük fırçalar var. Bunlar ne için? Bunlar işte şu göz pınarına ışıltık atıyoruz ya aydınlatıcımızı sürüyoruz ya da işte ışıltılı bir farı şuraya oturtuyoruz gözlerimize daha açık, daha ayrık göstermek için. İşte onları yapmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ruj uygulayabilirsiniz. Her iki amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Ben kesik uçlu bir fırçayla eyeliner sürmek istemiyorum. Eyeliner sürerken de fırça kullanmak istiyorum. Nasıl bir fırça kullanabilirim derseniz. Bunun için şimdi setlerden çıkan şöyle ince uçlu şöyle bu Real Techniques'in eyeliner fırçası, ince uçlu eyeliner fırçası. Bu bir tık daha kalın kalıyor. Bununla ince bir eyeliner, çok şekilli grafik yapabileceğiniz bir eyeliner çekme ihtimaliniz çok düşük. Bir daha kalın kalıyor. Kalınca bir eyeliner çekiyorsanız baştan sona bütünlüklü bir çok görünür çizgi halinde bir eyeliner çekiyorsanız çok ideal. Ama bunu kesik uçlu fırçayla da yapabiliyoruz zaten. Ben size şöyle bir resim fırçası almanızı öneririm. Bu bir yağlı boya resim fırçası. 10-15 liraya bütün hobi marketlerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz ince ve çok esnek değil. Zaten bizim kullandığımız göz fırçalarının tamamı da sentetik olduğu için, bunlar da sentetik oldukları için çok kolay hareket etmenizi, çok rahat sürmenizi sağlayacaktır. Böyle bir eyeliner fırçası edinmenizi öneririm. Yani toplamda aslında bir tane de kaş fırçası edinmenizi söylerim ama zaten kaş nasıl şekillendirilir, kaş makyajı nasıl yapılır videosu çekeceğim. Bu iki bölümden sonra eyeliner nasıl çekilir videosu gelecek. Hemen arkasından da kaş nasıl şekillendirilir videosu gelecek. Orada da daha detaylıca anlatacağım ama benim gibi ben mesela görüyorsunuzdur makyaj videolarında kaşlarımla hiç uğraşmıyorum çünkü doğalında zaten şekli belirgin gür kaşlarım ve rengi çok belirgin bir kaşım var. Dolayısıyla ne boyamakla ne şekillendirmekle ben uğraşmıyorum. O yüzden benim böyle bir kaş fırçasıyla sadece kaşlarımı makyaj yaptıktan sonra üzerine pudra fondöten geldiyse onu almak için ve kaşlarımın daha düzgün görünmesi için taramak için bu fırça çok yeterli. Toplamda yani bizim bir göz makyajı çıkarmak hangi fırçalara ihtiyacımız var Melis? Çok fırça gösterdin derseniz 6 tane fırça ihtiyacınız var. Tüm her şeyi yapabilmek için. Şöyle tek tek tekrar göstereyim. Tombul uçlu bir karıştırma fırçası. Büyük kesik uçlu bir fırça. Kesik uçlu bir eyeliner fırçası. Çok amaçlı kullanabileceğiniz. Düz bir oturtma fırçası, ince bir eyeliner fırçası ve bir kaş tarağıyla 6 tane toplamda fırçayla siz çok rahat her türlü teknikle her türlü makyajı çıkarabileceğiniz bir fırça tünü elde etmiş olursunuz. Bunlar çok fazla, o kadarına gerek yok derseniz bunun içinden 2 eyeliner fırçasını çıkarın. Bunlara ihtiyacınız kalmaz. 4 tane fırçayla çok kolay her türlü makyaj yapabileceğiniz makyajlar çıkarabilirsiniz. Mesela kalem eyeliner'lar kullanıyorsanız bir kere kesinlikle eyeliner fırçasına ihtiyacınız yok. O zaman bunlarla hayatınıza devam edebilirsiniz. Göz fırçalarımız bu kadar. Şimdi gelelim kalemlere. Şahsen şöyle bir kesik uçlu fırçayla eyeliner sürebileceğiniz boyuttaki bir kesik uçlu fırçayla kaleminizi, mavi bir kalem göstereceğim. Kaleminizi, fırçanızı alıp öyle gözünüzü uygulamanızı, özellikle smoky makyajlar yaparken daha sağlıklı, daha kontrollü sürebileceğinizi düşünüyorum. Direkt kalemi gözünüze uygulamaktansa. İçine uyguluyorsanız Hollywood eyeliner'ı çekip, Hollywood eyeliner'ı bu arada ne demek onu da hemen söyleyeyim. Gözümüzü açıp şu alt kirpik dibine kalem çekiyoruz ya, bunun aynısını üst kirpik dibine yapıyoruz. Bunun için de gözü şöyle açmak ya da tamamen havaya kaldırmak gerekiyor.
Bu ilk başlarda çok zor görünen, çok zor yapılabilen bir teknik. Kişinin kendine yapması da, işte birinin ona yapması da çok zor olan bir teknik. Bunun iki tane yolu var. Ya işte gözünüzün hem altına hem üstüne çekecekseniz kalebinizi birazcık fazla açıp gözünüzü kapatıp şöyle git gel yapabilirsiniz. Bundan ürküyorsanız en sağlıklısı daha tombul uçlu. Mesela ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Burlesque'in mesela şöyle tombul uçlu bir kalemi var. Bunu ben direkt göz kapağımın altına yerleştirip şöyle git gel yaparak bunu çekiyorum. Bir 5-6 denemeden sonra zaten gözünüz de alışıyor. Daha az sulanmaya başlıyor. Daha kolay sürmeye başlıyorsunuz. Hollywood eyeliner tekniğini kullanın derim. Kuyruksuzdur. Sadece kirpik dibini yoğunlaştırmak amaçlı kullanılır Hollywood eyeliner'ı. Bu sizin makyajınızı bir tık ileriye taşır. Gözlerinize derinlik katar, boyut katar. Dolayısıyla da siz aslında çok küçük hareketlerle çok büyük bir iş yapmış olursunuz. Hollywood eyeliner'ı bu demek. Gene Hollywood eyeliner'ı yapmak için bu kesik uçlu kalem fırçalar size çok yardımcı olur. Yani kalemi dağıtmak için de uygulamak için de böyle bir kesik uçlu fırçanız varsa eğer hayatınız çok kolaylaşır. Kalem kullanımı bu şekilde. Kalemlerin çeşitleri var. Zevkinize göre. Yani siz kalemi sürüp dağıtmayı seviyorsanız daha waterproof olmayan, daha yumuşak kalemlere gitmenizde fayda var. Evet, akma olasılığı vardır ama uygulama yaparken size kolaylık sağlar. Waterproof kalemler genellikle bir tık daha sert kalemlerdir ve çok hızlı donarlar. Yani 30 saniye içerisinde donarlar. Uygular uygulamaz lazım onlarla makyaj yapıyorsanız. Bu da el çabukluğu gerektiriyor. Bu kadar eliniz alışık değilken yapmak da sizi zorlar. Makyaj yaparken işkence çekmenize sebep olabilir. Gelelim kirpiklere. Benim önerim mutlaka bir kirpik kıvırcısı kullanmanız. Benim şahsen uzun kıvrık kirpiklerim var. Dolayısıyla ben her makyajda kirpiklerimi kıvırmak zorunda kalmıyorum. Hele de yoğunlaştırıcı etkili, takma kirpik etkili maskaralar kullanıyorsam buna hiç ihtiyacım olmuyor. Ama daha doğal, daha günlük kullanım için bir maskara kullanıyorsanız ya da işte ne kadar kıvırıcı maskaralar kullanırsanız kullanın. Kirpikleriniz çok dümdüzse, çok ok oksa, bir türlü kıvrılmıyorsa böyle bir kirpik kıvırıcı her zaman hayatınızı kurtarır. Bir kere gözünüzü çok açık gösterir. Daha gizemli bakışlar elde etmenizi sağlar. Dolayısıyla kirpik kıvırmak makyajı Hollywood eyeliner gibi küçük ama etkisi büyük bir adım olarak makyajınıza yansıyacak bir adım olur. Gelelim maskaralara. Ben size bugün 4 tane farklı, elimde açık olan şu anda 4 farklı maskara var benim kullandığım. Bunları göstereceğim. Maskara kullanımından söz edeyim öncelikle. Göz kalemleri ya da farlar için çok geçerli olmamakla beraber göz kalemleri çünkü peçeteyle falan çok kolay hijyen edilebilen, daha yani işte bir parça alkol, bir parça peçeteye silerek onu çok kolay dezenfekte edebilirsiniz göz kalemlerinizi. Fakat maskaralar öyle unsurlar değiller. Bir kere içlerinde zaten bir likit ürün var. Bu likit ürünü gözünüze uygulayıp tekrar içine sokuyorsunuz. Kirpik dibinde çok fazla bakteri yaşıyor. İyi ve kötü bakteriler yaşıyor. Bu bakteriler uygulama yaptıkça maskara tüpünün içine de giriyorlar. Ve dolayısıyla gözünüzün mikrop kapma riskini artırabiliyorsunuz. O yüzden bir maskaranın ömrü 4 ay ile 6 ay arasında değişir. Maskarayı açtınız, uygulamaya başladınız. Hatta üzerine etiket yapıştırabilirsiniz. Ben ilk zamanlar öyle yapardım. Maksimum 6 aya doldurduğu o zaman bitmese dahi, kurumasa dahi maskaranızı çöpe atıp yeni maskara almanızda sağlığınız açısından çok ciddi fayda var. Bunu kamu spotu olarak buraya söylemiş olayım. Gelelim şimdi çeşitlerine. Şimdi sizin maskara zevkiniz burada çok önemli. Yani kirpiklerinizin nasıl olmasını istiyorsunuz? Uzun uzun tek tek ayrılmış kirpikler istiyorsanız Burlesque'in Fake It'i gibi böyle düz fırçalı, şöyle dümdüz fırçalı maskaralara gideceksiniz ve bunlar sizin kirpiklerinizi dipten uca simsiyah boyayacak, tek tek ayıracak ve tamamen ayrılmış bir görüntü elde etmenizi sağlayacak. Eğer siz böyle tek tek ayrılmış uzun uzun kirpiklerden hoşlanıyorsanız takma kirpik etkisi vaat eden maskaralara gidebilirsiniz. Ve bu tarz fırçaları olan maskaralara gidebilirsiniz. Eğer siz şu an benim gözlerimde olduğu gibi böyle çok
yoğun, daha dramatik, daha seksi bakışlar elde etmek istiyorsanız o zaman hacim veren maskaralara gitmeniz lazım ve onların da genellikle böyle tombul olurlar fırçaları. Bu da gene Biolis markasının Maximize It maskarası. Bu tarz maskaralar her markada var. Bunlar benim elimde olan fırçalarını rahat gösterebileceğim maskaralar olduğu için gösteriyorum. Bu tarz bir maskara edinebilirsiniz. Bu dramatik yoğun görüntüyü bunlar verirler size. Fakat bunlar kirpiklerinizi uzatmazlar ve sadece yoğunlaştırırlar. Olanı çok siyaha boyayıp daha sık görünmesini sağlarlar. Uzatmazlar. Eğer uzatmak istiyorsanız bunlar sizi çok mutlu etmeyecek. Bir tane de daha kıvrık kirpikler istiyorsanız eğer, o zaman böyle eğimli fırçası olan maskaralara gitmenizde fayda var. O elimdeki Notun Lash Coat maskarası. Bunu kullanabilirsiniz. Bu hem yoğunlaştırıcı hem de kıvırıcı bir maskara. Hem kıvırıyor hem dramatik bir görüntü almanızı sağlıyor. Bu anlamda size yardımcı olacak bir maskaradır. Şu anda benim kirpiklerimde de bu maskara var. Ya da işte hepsinin bir arada olduğu, işte hem kıvırsın, hem yoğunlaştırsın, hem tek tek ayırıp uzatsın derseniz bu hepsini vaat eden maskaralara gidebilirsiniz. Elimdeki Flormer'ın bir fırçası. Bu üstüne şuradan çevirerek fırçasının şeklini değiştiren bir maskara tipi bu. Burada önemli olan aslında fırçalar tabii ki çok önemli ama en önemlisi maskaranın formülü. Bu formül sizin kirpiklerinizi havada tutan, tek tek boyayan, tek tek ayıran şey formül. O yüzden de biraz maskara çok kişisel bir şey. Gerçekten denemek lazım, gerçekten sevmek lazım. Ben şahsen en çok hangi maskaraları kullanıyorsun diye sorarsanız, Biolis çıkmadan önce, Biolis çok yeni bir marka biliyorsunuz, 2 yıllık bir marka. Şu anda Biolis'in maskaralarıyla müthiş anlaşıyorum, ben çok seviyorum. En çok bunları kullanıyorum. Ama bundan önce Golden Rose'un maskaralarını ben çok kullanıyordum. Ben çok pahalı maskara kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi 4 ay ile 6 ay kullanacağım bir maskaraya ben gidip 350-400 lira vermeyi mantıklı bulmuyorum şahsen. Aynı etkiyi alabileceğim piyasada bir sürü marka var. Onlara gitmeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla da işte bu ya Golden Rose oluyor. Genellikle Flormer'ın maskaralarıyla ben çok iyi anlaşamam. Bu Lash Code'da çok iyi anlaştım. Bu da mesela, yani Maximize It varken gidip satın alacağım bir maskara mı? Çok zannetmiyorum ama hani maskaram bitti, o sırada Biolis'in stoğu yoksa gider alırım tabii ki. Mesela öyle bir amaç için alırım. Bu şekilde sizin de zaman içerisinde makyaj yapa yapa, ürün kullana kullana belli başlı sabit ürünleriniz olmaya başlıyor. Ben şahsen böyle kullanım tercih ediyorum. Evet, bugün göz makyajına şöyle hızlıca bir giriş yaptık. Fırçalardan söz ettik. Kalemleri nasıl kullanabiliriz? Nasıl teknikler vardır? Ve maskaraları nasıl belirlememiz lazım? Nasıl bir amaç arıyorsak nasıl fırçalara gitmemiz lazım gibi sorulara cevap aradığımız bir video oldu bu da. Dediğim gibi bunun ikinci bölümünde de farlardan söz edeceğim, göz tiplerinden söz edeceğim ve kaç tip göz makyaj çeşidi var onlardan söz edeceğim. Bunlara göre kendinize nasıl bir makyaj tekniği tarzı oluşturabilirsiniz, biraz bunlardan bahsedeceğim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile buradayım. Bu eğitim serisi bitene kadar genellikle her pazartesi bu videolar bu kanalda oluyorlar. Ben bu içerikleri çok severek mutlulukla hazırlıyorum. Sizler de izlerseniz amacıma ulaşmış olacağım diyorum ve yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.